Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı akşamlar. Bugün herkesin merak ettiği vadeli mevduattan ikinci el piyasasına ve sıfır otomobillere gelecek zamlardan tutun, aklınıza ikinci el otomobil piyasasıyla ne geliyorsa hepsini sizin için araştırdım, bu videoda hazırladım. Birinci konumuz, ikinci el piyasasında 7 aydır bir indirim varken %10-15 düşüşler yaşanırken şu anda neden bir hareketlilik yaşanıyor? 2. İkinci el piyasasında fiyatlar yükselir mi? 3. Sıfır otomobillere önümüzdeki ay ne kadar zam gelir? 4. Vadeli mevduattaki durum ne? Bir düşüş yaşanmıştı, bir gevşeme var deniliyordu. Acaba bankalar yeniden bir yükseliş trendine girdi mi? 5. Yıl sonuna doğru sıfır otomobillerde kampanya olur mu? Bunların hepsini sizin için araştırdım. Bu videoda sizler için bunları dile getirmeye çalıştım. Sizden tek istirhamım, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Yedi aydır ikinci el piyasasında %10-15 düşüşler yaşanırken şu anda ikinci el otomobil piyasasında neden bir hareketlilik var? Anlatayım arkadaşlar. GSR2 uyumlu olmayan otomobillerle ilgili biz bir yayın yapmıştık. Bu otomobiller bittiğinde otomobillere zam geleceğini konuşmuştuk. Çünkü otomobillere eklenen donanımlar otomobillere zam anlamına geliyordu. Bunlar otomobillere zam olarak yansıdı. Yine kurda bir artış oldu. Bu kurdaki artış da otomobillerin üzerine yine artış olarak eklendi. Şimdi sıfır otomobillerle ikinci el otomobiller arasında 7 aydır çok bir makas yoktu. Bu da sıfır otomobillere cazip hale getiriyor. Sıfır otomobillerde kampanyalar yapılıyor ve bu otomobillerin satılması sağlanıyordu. İkinci el otomobil cazip değildi. İşte bu yüzden de ikinci el otomobillerde %10-15 düşüşler yaşanmıştı. Şu anki geldiğimiz durumda GSR2 uyumlu olmayan otomobiller bittiği için, otomobillere de zam geldiği için sıfır otomobiller cazip değil. Sıfır otomobillerle ikinci el otomobiller arasındaki makas açıldı. Bu makasın açılmasından dolayı insanlarda bir panik havası oldu ve bu panik havasından dolayı da ikinci el piyasası yeniden hareketlilik sağladı. Bu çok satılıyor anlamına gelmez. Bu elden ele otomobillerin dolaştığı anlamına gelmez. Yani otomobiller bir günde 20, 30, 50, 100 bin TL yukarıya çıkıyordu. Şu anda kısıtlı olarak 10, 20 bin TL yukarıya çıkmış. Ay bazına baktığınızda bu kadar artış olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci elde fiyatlar yukarıya çıkar mı? Bakın arkadaşlar, normal şartlarda çıkmasının imkanı yoktu. Otomobillere zam geldiği için makas açılmıştı ya. Şu anda kredi ulaşmak zor. Bu da ikinci el otomobillerin satışına bir engel olarak görünüyordu. Fakat bazı katılım firmalarından dolayı şu anda insanların eline bir para geçiyor. Bu parayı da bakın TL'de değerlendiremeyeceği için, faizde değerlendiremeyeceği için otomobile yatırmak istiyor. Şu anki en büyük ikinci el otomobil piyasasındaki satışlar bu yönde geliyor. Bu da ikinci el otomobil piyasasında ufak da olsa bir hareketliliğe sebep oluyor. Herkes şu anda vadeli mevduattan kaçmaya, elindeki parayı otomobile yatırmaya çalışıyor. Yıl sonu dolar ve euro tahminlerinin tutacağı ve bu dolar ve euronun otomobillere yansıyacağından bahsediliyor. Biz de yaptığımız araştırmalarda ikinci el piyasasındaki yükselişin minimum %3, maksimum %10 olacağı kanısındayız ve bunu da ikinci el otomobil piyasasındaki bu işle ilgilenen arkadaşlara, filo firmalarına sorduk ve de bunun yıl sonuna en fazla %3 ile %10 arasında olacağından bahsediliyor. Yani ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yükselme şansı var arkadaşlar. Çünkü aradaki makas açılmış durumda. Krediye ulaşmak zor, otomobillerin satılacağı anlamına gelmiyor. Otomobil satmak zor olacak ama dediğimiz gibi yine birçok firma kendi bünyesinde araçlara kredi veriyor ve bazı katılımcı firmalar bir defaya mahsus dosya masrafıyla para verdiği için şu anda ikinci el otomobiller cazip hale gelmeye başladı. Çünkü sıfır otomobillerle ikinci el otomobiller arasındaki makas açılmış oldu. Gelelim üçüncü soruya. Sıfır otomobillere önümüzdeki ay zam gelecek mi? Bakın biz bayilerle konuştuk. Bayilerin bize söyledikleri şu. Biz GSR2 uyumlu olmayan otomobillerin kampanyalarını yaptık. Bunlar bitti. Şimdi bazı otomobiller geldi. Biz zam yaptık ama bunlar donanım farklarıydı. Önümüzdeki ay yeni gelecek otomobiller, ellerimizdeki stoklar bittiğinde %2 ile %5 arasında otomobillere zam geleceğinden bahsediliyor. Yani kur farkı şu anda sıfır otomobillere yansımamış gibi gözüküyor. Otomobiller satılır mı? Satılmayacak arkadaşlar. Krediye ulaşmak zor. Sıfır otomobiller pahalı. İkinci el otomobiller ucuz. Bu da sıfır otomobillerin satılmayacağı anlamına geliyor. En çok otomobilleri filo firmalar alıyordu. Filo firmaları
da artık yıl sonuna kadar otomobil almayacağından bahsediliyor. Çünkü araçların kiradan döndüğü aylar ve finansal olarak daha zor duruma düşecekler. Bu da onların finans kaynaklarındaki çektikleri güçlüklerden dolayı otomobillerini satıp yıl sonunda otomobil almayı düşündükleri için sıfır otomobillerde büyük ihtimalle kampanyalı olacaktır. Ama otomobillere de zam kaçınılmazdır. Bu da acı ama gerçek. Şimdi gelelim vadeli mevduata. Herkesin merak ettiği bu. Vadeli mevduatta faiz oranları düşerse otomobillere zam gelecek. Biz bundan önceki yayınımızda bankaları aramıştık. Bankalara sormuştuk. %46,5'tan parayı bağladıklarını söylemişlerdi. Ama biz yayını yaptıktan sonra bankalara Merkez Bankası tarafından bir baskı olduğunu ve faizlerin yeniden yukarıya çekildiğinden bahsedilmişti. Ve biz bankalara sorduğumuzda şu anda %49-%50'den tekrar parayı bağladıkları görülüyor. Bu da faiz düşüşünün olmadığını, yıl sonuna kadar sıkı para politikasının devam edeceğini, önümüzdeki 2025 yılında da bunların olabileceğinden bahsediliyor. Vadeli mevduattaki para ikinci el piyasasına ya da sıfır araç piyasasına girmezse sıfır araç ve ikinci el piyasasında çok büyük artışlar olmayacaktır. Sıfır araçlara zam imkansız, kaçınılmaz, kurda artışlar olduğu süre içerisinde ama ikinci el piyasasında otomobillerin fiyatlarının yukarıya çıkması imkansız gibi gözüküyor. Yıl sonuna kadar bizim tahminlerimiz %2, %10 arasında oluyor. Bu oranın neden bu kadar yüksek olması da şundan dolayı arkadaşlar. Çünkü filo firmalarının en çok tercih ettiği Clio, Taliant, Duster, işte Egea, bu otomobiller zamanında sıfır olarak satış rekorları kırmıştı. Bir yıl boyunca ay bazına baktığınızda ilk 3 sırayı paylaşmışlardı. Tabii ki bunların hepsini ve birçoğunu da filo firmaları almıştı. Şu anda filo firmaları bu araçları ellerinden çıkarıyor. Bu araçların yüzdelik olarak baktığınızda %2 ile %10 arasında olduğu da bundan dolayı olmaktadır. Çünkü en çok piyasaya çıkan otomobiller daha az zam görecektir. Piyasada az olan, talep gören otomobiller de daha çok zam görecektir. Vadeli mevduatta şu an bir düşüş yok. Krediye ulaşmak hala zor. Sıkı para politikası devam ediyor. Bu da sıfır otomobillere ulaşmayı zorlaştıracaktır. Şimdi gelelim son soruya. Sıfır otomobillerde kampanya olur mu? Sıfır otomobillerin fiyatları düşer mi? Şimdi sıfır otomobillerin fiyatları düşmez. Yani liste fiyat olarak. Ama biz CSR2 uyumlu olmayan otomobillerde liste fiyatının altında satılan otomobilleri gördük. Ondan sonra 7 Temmuz'dan sonra yine kampanyaların devam ettiğini, sıfır otomobillerin daha ucuza ikinci el piyasasına yakın fiyattan satıldığını gördük. Ama şu bir gerçek. Hükümetin aldığı tedbirlerde stoğu önlemeye çalıştı. Burada stok az olursa kampanyada az olacak anlamına geliyor. Ama sıfır otomobille ikinci el otomobil arasındaki makas zamlardan dolayı çok açıldığı için burada ikinci elin cazibesi artacak. İkinci elin cazibesi arttığı için insanlar düşük kilometreli sıfır otomobillere yakın olan otomobilleri almayı tercih edecektir. Bu da sıfır otomobillere olan talebi azaltacaktır. Bundan dolayı yıl sonunda ellerindeki stokları satmak, kotalarını doldurabilmek için mecburen kampanyayı yapmak zorunda kalacaklardır. Ya filo indirimli Ocak ayında bu otomobilleri filo firmalarına satacaklar ya da kendi karlarından indirim yapıp bayiler bu otomobilleri kampanyalı olarak satacaklardır. Hala bayilerin ellerinde stok fazlalığı olan bazı markalar ve modeller. Arkadaşlar hepsinde indirim yok bakın. Liste fiyatlarında şu anda girdiğinizde internet sitelerinde indirim gözükmüyor. Ama bayilerin kendi ellerinde olan bazı otomobillerde indirim yapıyorlar. Hatta bu indirimlerin dozunu artırarak manuel olan araçlarda daha çok indirim yapıyorlar. Bunları tek tek bayileri arayarak öğrenebilirsiniz. Ama biz genelleme olarak baktığımızda şu anda 7 Temmuz'dan önceki yapılan indirimleri görmemekteyiz. Biz de bu yüzden bayilerin şu anda ellerindeki otomobillere indirim yapmıyor diye yansıtıyoruz. Ama bayilerin ellerinde stok fazlalığı olan bazı modellerde indirim hala var. Manuel olan araçlarda daha çok olduğunu görüyoruz. Manuel olan araçlar da şu anda sıfır olarak satılmıyor, tutulmuyor. Bir dönem bakın eskiden diyorum size yani 20 yıl geriye gidelim. O zaman otomatik şanzımanı tamir edecek ustalar yoktu. Otomatik şanzıman çok pahalıydı. Yapması çok pahalıydı. Parçası çok pahalıydı. Hiç kimse otomatik şanzımana yanaşmıyordu. Ve otomatik dediğinizde kimse almıyordu. Şu anda otomatik olmayan araçlar daha ucuza satılıyor. Bu yüzden de otomatik araçlarda çok indirim kampanya gözükmüyor. Manuel olan araçlarda daha çok kampanyalar var. Manuel araç alınmaz mı derseniz arkadaşlar arasında 200-300 bin TL fark var. Neden alınmasın ki? Yani manuel vites kullanabiliyorsanız manuel vitesin ilerleyen zamanlarda size sorun çıkardığında daha az bütçe harcayacağınızı bilmeniz gerekir. Otomatik vitesli araçlar eskiden aradaki makas 50-100 bin TL iken şu anda 200-300 bin TL'lere hatta kampanyalarla daha çok bir rakama ulaşmaktadır. Benim nacizane fikrim manuel araç neden alınmasın? Manuel araç kullanıyorsanız
manuel araç alabilirsiniz. Arkadaşlar sizden istirhamım şu. Yorumlara şunu yazarsanız sevinirim. Sıfır araç mı almak istersiniz? Aynı bütçeye ikinci el araç mı almak istersiniz? Yıl sonunda mı kampanyaların olmasını bekleyip sıfır otomobil alırsınız? Ya da otomobillere zam gelecek diye şu anda sıfır otomobil alır mısınız? İkinci eldeki yükselişi size anlatmış oldum. Yıl sonuna kadar %2 ile %10 arasında bir yükseliş bekliyorum dedim. Bu yükselişi göz önüne alarak elinizdeki parayı başka emtialarda değerlendiriyorsanız bunları bozdurup otomobil alır mısınız? Ya da otomobili yatırım aracı olarak görüp yatırım aracı diyebilir misiniz? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü bunları bir anket gibi düşünüyorum ve buradan çıkan sonuçla da araştırma yapıp size daha güzel videolar hazırlamaya çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. 100 bin aboneye çok kaldı. Sizin desteklerinizle inşallah 100 bin aboneye ulaşacağız. Bize katıl butonundan ulaşıp katıl butonundan destek olan arkadaşlara da, otomobil danışmanlığı alan arkadaşlara da teşekkür ederim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.